2017 yılında kaybettiğimiz siyaset bilimci ve Türkiye'de din kültür siyaset ilişkisi üzerine abide eserler bırakmış Profesör Doktor Şerif Mardin, 1989 yılında yaptığı bir değerlendirmede 2000'ler Türkiye'sine ilişkin şu çarpıcı ve o ölçüde de ürkütücü öngörüde bulunmaktaydı. Hiç kimse Türkiye'de biri seküler, diğeri İslami iki ulusun ortaya çıkma ihtimalini reddedemez. Bu ikisinin şiddetli şekilde karşı karşıya gelme durumu şimdilik uzak görünüyor ama bu gelecekte gerçekleşebilir. 2000'lerin başından itibaren bu ülkede iktidar olan ve 2010 sonrasında da hızla bir tek adam rejimine doğru rota kıran AKP, Profesör Mardin'in bu ürkütücü kehanetini ne yazık ki doğrulamaya giden bir sürecin önünü açtı. Özellikle 2013 Gezi direnişi öncesi ve sonrası süreçte Türkiye hızla biri seküler yani laik, diğeri dindar muhafazakar, kültürel toplumsal iki kampa doğru süratle, keskince ve kaygı verici şekilde kutuplaştı. İş çevrelerinden sendikalara, sivil toplum kuruluşlarından televizyon ekranlarına, eğlence mekanlarına, tatil beldelerine, hatta yaşanılan mahalle ve sitelere kadar bu iktidarın güdümünde ve onun bile isteye sürdürdüğü bir ötekileştirici şiddet diliyle hepimiz gayet derin ve yakıcı bir laik dindar ikili karşıtlığının anaforuna sürüklendik. Ve gayet açık ki bu iktidar yerinde durdukça bu karşıtlık ölümüne devam edecek. Ama bir de çağdaş dünyada tarih bilimi dendiğinde ilk akla gelen isimlerden olan ve gerek Orta Doğu Türkiye tarihi, gerek İslam ve İslam Batı ilişkileri tarihinde abide eserler bırakmış ki onu da 2018'de kaybettik. Mütevefa Profesör Bernard Lewis'in hiç eskimemiş Modern Türkiye'nin Doğuşu başlıklı kitabında yer alan bir öngörüsü var. 1960'ların başında yani Şerif Mardin'inkinden yaklaşık 30 yıl önce gelen bu öngörüde de Türkiye'ye dair benzeri bir kültürel toplumsal cepheleşmeye vurgu yapılır. Ama içerik son derece iyimser olup şöyledir. Türkler pratik sağduyuları ve yaratıcı güçleriyle hem babalarının özgürlük ve ilerleme yolunu hem de büyük babalarının Allah yolunu herhangi bir çatışmaya düşmeksizin takip edebilmelerini sağlayacak şekilde İslam ile modernizm arasında başarılı bir uzlaşmaya ya da ödünleşmeye varabilirler. Bernard Lewin'in baba ve büyük baba mecazlarıyla kastettiğinin sırasıyla daha yakın laik cumhuriyet geçmişimizle onu önceleyen İslam Osmanlı geçmişimiz olduğuna kuşku yok. AKP iktidarı, daha doğrusu onun öznesi olan Erdoğan, işte bu baba ile büyük babayı buluşturma yerine kutuplaştırmayı, bunlardan kendi tercih ettiği birini yüceltip, diğerini yer yer açıktan, yer yerde örtük şekilde kötülemeyi, lanetlemeyi siyasi strateji haline getirerek Şerif Mardin'in kehanetini haklı çıkardı. Ama bugün, birkaç saat önce, Türkiye'de din, İslam, İslamcılık dendiğinde akla gelen ilk siyasi ideolojik çığır olan Milli Görüş'ün istinadgahı Saadet Partisi önünde, parti başkanı Temel Karamollaoğlu'nun önce mübarek Berat Kandil'ini kutlayıp ardından bu ülkede laikliğin ve cumhuriyet değerlerinin istinadgahı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığını izlerken ben artık Profesör Bernard Lewis'in ta 1960 başlarına tarihlenen bu ülkenin geleceğine ilişkin iyimser kehanetinin gerçekleşmesi yolunda pırıl pırıl bir kapı aralandığı hissi ve düşüncesine kapılmaktan kendimi alıkoyamadım. Karamollaoğlu konuşmasını Esselamun Aleyküm diye tamamlayıp, karşısındaki kalabalıklar da onu Nazım'ın güzel, güneşli günler göreceğiz çocuklar dizeleriyle selamladığında, ümide açtığım yelken daha da güçlü bir rüzgarla doldu. Galiba gün oldu, devran döndü. Kabak tadı verdi kavga, kutuplaşma bıktırdı, ayrıştırma, ötekileştirme
miadını doldurdu. Şimdi baba ile büyük babayı buluşturma, barıştırma, kucaklaştırma zamanı.